Merhaba. Bugün daha doğrusu şu an Diana. Ben Diana demeyi seviyorum. Diana ile oynayacağım. Karşımda zorlu bir rakip var, Akali. Ama Akali'ye karşı avantaj elde edeceğime inanıyorum. Aslında edemezdim ama edeceğime inanmamın sebebini söylüyorum. Karşımdaki rakipte Işınlan var ve oyuncuların hepsinin isimlerine bakalım. Çılgın Hayko. Hemen şunu bir ayarlayayım. Evet, şimdi oyuna başlayabiliriz. Karşı ormancı ise Ekalim. Ben şey yaptım, siz söyleyin. Mana sıkıntısı yaşadığım için Diana'da. Mana kabiliyetiyle girdim. Adam bir tane daha vurursa elektrik ver patlayacak. O yüzden bilerek geri duruyorum. İki skill yiyin ama üçüncüyü yemeyelim. Ve İşte iki skill yedim. Üçüncüyü yememek için biraz geri oynuyorum. Eğer üçüncü de yersem çok hasar yerim. Benim yapmam gereken şey sürekli Q fullemek. Q fulleyerek rakibi biraz canı dürteceğim. Ve alt seviye olduğunda takasa gireceğim. Ama şu an giremem. Çünkü şampiyon benden güçlü. Derken ilk kanı bottan vermişiz. Büyük bir ihtimalle baskın başarılı oldu. Yani başarılı olmasaydı zaten ölmezdik de. Ve benim yapmam gereken şey şu. Minyonlara sadece son vuruş yapmam lazım. Ama Akali'ye karşı şu an zor tabii ki bu. Mesela W'umu failledi beni şu an. Kırmızısı var, onu yakalayacağız. Ve mesela Runes of bir başka oyun. LoL oynarken eğer gerçekten takım arkadaşların sizinle birlikteyse, yani Discord veya sohbetiniz varsa oyun çok daha zevkli olur. Eğer buna sahip değilseniz yapmanız gereken şey yapmanız gereken şey güzel. Sürekli takım arkadaşınız eğer bir kişiyi öldürürse onu takdir edin. Takdir edilmek hem onun hoşuna gider, hem takdir ettiğiniz için bu sizin de hoşunuza gider. Ve oyuna vermiş olduğunuz performansınız ister istemez artacaktır. Bu yüzden sürekli takım arkadaşlarınıza küfür etmektense onları takdir etmek lazım. Mesela ben şu an şu Hekka'nın şeyinden dolayı sıçratmak zorundayım. Eğer atmasaydım ölecektim. Büyük bir ihtimalle takımda en yüksek seviye benim. Evet. Bunun sebebi ise takım arkadaşım Kindred'in bana oynuyor olması. Şimdi karşımda Akali varken Akali'ye karşı tabii ki bu itemi almak istemiyorum ama ben bu itemi ile oynamak istiyorum. Yani Akali'ye karşı şu itemi alsam daha iyi olabilirdi, göstereceğim. Mesela SS atıyorum, adam burada değil. Nerede o item? Şunu alsaydım şu an daha iyiydi. Yani 6 seviye olacağım ya. Direkt hasar takasına girsem üstün çıkabilirim. Mesela bu adamı koşturuyorlar. Benim de direkt şu tarafa gitmem lazım yakalamak için. SS atayım da ben de geliyorum diye. Sıçram olsaydı o adamı alırdık. SS o adamı attığı için ona vuracaksın. 4 seviye, bir şey yapamaz bize. Bilerek gitmedim ona çünkü ikisi o adamı alır dedim ama alamazlarsa benim yapmış olduğum hata, evet. Hata yapmış oldum. Geri gitmeyip onlarla beraber devam etseydim o kili de alırdık. Ama hata yaptım. Olsun. Yapmış olduğum hatamın farkındayım. Bir daha bunu yapmamaya özen göstereceğim. Kuleye vuruyorum çünkü gold geliyor.
Şimdi. Efes atıyor ama. Mesela evet bu. Bir tane daha Q combo yaparsam ölecek biliyorum. Atlayamaz bana. Atlarsa öldürürüm onu. Minyonları almak için de yaklaştırmayacağım. Yaklaşırsa gene öldüreceğim. Sadece son vuruş yapacağım. Ama çok güzel can dolduruyor. Hadi geri gidelim. Aslında bir kere hasar takasına girip B atabilirim ama saniyede aldığı can çok fazla, o yüzden giremiyorum da. Hekarem'i de göremiyorum açıkçası. Maviye almış ve oradan bana da geliyor olabilir. Şurada totemim olsaydı biraz atılgan oynayabilirdim ama oynayamıyoruz. Şöyle yapalım. Kışkırtma hamlesi yapıyor. Büyük bir ihtimalle karşı ormancı burada. Karşı ormancı burada değil. O zaman niye atılgan oynadı anlamadım ama. Bizim ormancımız karşı ormancıdan daha aktif gibi şu an. Şimdi baskın yediğimiz için Kindred'in ultisi var. Korkmuyorum, rahat rahat oynayabilirim. Söyledim ki Kindred'in ultisi olduğu için rahat rahat oynayabiliyorum. SS atmam lazım, can yok. Yasuo'nun yaptığı şu an yanlış. Şu an Yasuo çok yanlış yaptı. Evet. Mesela üzerimdeki gold'u verdim adama, gitti ama. Yasuo'nun burada şey yapması lazımdı. Adamın kendi kulesini değil de bize doğru çekmesi lazımdı ama öyle yaptığı için kötü oldu tabii. Olsun. Sıkıntı değil. Buzdoğan eldiveni değil. Tabii ki Leech Boğan alacağım. Şöyle yapalım. Bir tane de pembe totem almam gerekiyor. Çünkü Hecarim bana baskın yapabilir. Sonuçta biraz kastım. Minyon durumum ise kötü. Dakika 9. Yani şu an hatta 10. 100 minyonum olması lazımdı. Yaklaşık olarak veya 90 falan minyonum olması lazım. En azından bir 80 olması lazımdı ama sürekli sağa sola gitmekten şey yapamıyorum. Şu an Q tuttursam birebir takasa girerim. Bak şuraya bir yemleme yapacağım. Bir tane daha combo yaparsam. Nereye kaçtı o? Şuraya mı gitti? Gerçekten nereye gittiğini takip edemedim. Geliyorum.
Orada o adam nasıl kaçtı ya? Oyunu tekrar yapıp aslında şuradan şuraya nasıl kaçtığını ve şuradaki adamı nasıl base attığını görmek istiyorum. Queen Baba yani Hecarim bana geliyormuş. Bak şimdi bir, iki, iki tane aldım. Hek ah. Bir, iki. Bunu yapmak zorundaydım. Yoksa ölebilirdim. Şimdi karşı takımdaki geri hayatta kalan 3 kişi. Birisi burada, ikisi de burada olduğu için rahatlıkla bu kuleye vurabilirim. Akalin teleportu da yok. Olası bir şurada falan totem olsa üzerine ışınlan atıp bana gelmeye çalışabilirdi. Ama teleportu da olmadığı için rahat rahat ittirebiliyorum. Şimdi bu adama bir yolculuk yapalım. Evet, oradan kısmetimizi de aldık ve biraz önceki intikamı da almış oldum. Aslında intikam bes King gitmiyordum ama. Pike bana yardım et diyor. Ama maalesef oraya gidemem. Şimdi bu item çok önemli. Bunu almadan Diana ile oynayamazsınız bir kere. Yani ben öyle düşünüyorum. Diana'da bu item olmazsa olmaz. Bunu mecbur alacağız. Klett bir küfür etmiş. Oyun sonu report ederiz. Yani oyundan zevk almak istiyorsanız küfür etmemeniz lazım. Şuraya totem atması lazım. Şuraya. Hadi be. Ult attı kaçtı. Herhangi birisi gelse hiç çekinmeden kule altına rahatlıkla girebiliriz. Yani sur bile verebilirler bence. Ama Türkiye'de sur pek kolay kolay verilmez. İnancımız sürekli sağlamdır bizim. Yani sonuna kadar. İki kule aldık. Bir ejder geliyor. Şu minyonları alayım diyecektim. Jin SS at. Şuradan birisi gelseydi çok güzel olurdu. Ama gelen giden yok galiba. Yok. Ejder alayım. O kadar bekledim gelmedi. Şimdi geliyor. Yani o kadar bekledim bekledim gelmedi ama.
11 yük mü? Oha ama. Kaç? 11 yapmış. Kindred 11 av tamamladığı için temel yetenekleri güçlendi. Vay canına. 2, 3, 4. Havaya sıçradığı için ulti açamadı. Komedi. Ya kulenin canı yokmuş ki aslında. Aa, o adam ölmemiş mi? Ben öldü diye bırakmıştım. Ne oldu lan? Ah, yapacak bir şey yok ya. Oha, 400 altın vermişim rakibime. F2 tuşuna basarak F3 takım savaşlarını izleyebiliyorum. Kindred rahatlıkla girmesinin sebebi ultisinin açık olması. Biraz korktu galiba. Atıl kurt canıma minnet. Şimdi şu eşyayı alayım. Bir sonraki eşyam şu an Rabedon olması lazım. Çünkü saldırı hızım şu an gayet iyi. C tuşuna bastığımda görebiliyoruz. Yasuo ölmez. Açıkçası üzüldüm. Üzülme sebebi bir şey yani. Karşı tarafın oynayış tarzı kötü evet, ama o adamların benimle eşleştirilme olasılığının da var olduğunu bildiğim için üzüldüm. Mesela oyun bitti. Oyun bitti. İşte bu. Şu an ben şanslı takımdayım, kazandım. Bazen şanslı takımda olamayabiliyoruz ve kaybedebiliyoruz. Oyun tekrarını izlemek istiyordum. Teşekkür ederim. Ne yapacaktık? Bir, Akali'nin oradan nasıl kaçtığını görmek istiyorum. Oyunda kim iyi oynadı? Yani muhakkak başkaları da güzel oynamıştır da ben Kindred ile paslaştığım için ona vereceğim. Akali'nin oradan nasıl kaçtığını görmek istiyorum ve kule altındaki kaçışlarını da görmek istiyorum. Bu arada Yasuo da güzel oynamış. Ve ben oynayamamışım yani, bana F vermemiş. Yasuo 5'e 2 Elsium. Arkadaşlar aslında linki atabilirim. Şöyle yapabilirim. Şuradan kanalımız diyelim. Şöyle bir link atayım. Şu oyun tekrar yapıp ben oraları daha sonradan izlemeyi düşünüyorum. O yüzden şimdi bunu bir indireyim. Daha sonra giriş yapıp bakarım. Şu adam küfür ediyordu. Şunu küfürden dolayı report edelim. Yani oyunda tabii ki küfür eden eder, ama hani oyun adı üstünde, oyun zevk almak için tatlı küfür edebilirsin. Ama senin yaptığın tatlı küfür değil yani, ana babaya sövmek ne? Akali mesela, Akali kötü oynamadı o kadar. Yani kötü oynadı evet, ama çok da kötü değildi. Şimdi orta ve orman mı oynayayım? Yani orta oynadığımda oyunu kazanma ihtimalimin daha yüksek olduğunu göstermek adına bir önceki oyunda kazandım. Bot pire gidelim mi?
Bakalım dönerse bot pire gideriz. Bu adamın profilini bir görüntüleyelim bakalım. Bozgun yemiş. Bozgun yemiş. Yasuo ile oynamış. 7'ye 18 oynamış. Çok kötü. 0-3-2 mi? 17. dakika. Kötü oynamış. 8-9 çok kötü. 13-2-5. 19-5-6. Yani. Biraz kötü oynamış ama. Zaten burada değil. Devam edelim. Dur. Bir olay vardı. Reply. Sezon öncesi yaklaşırken oyun tekrarlığı ufakta görünüyor. 3 yıl öncesine aitmiş lan. Bir şey vardı, bir program. Oyun içinde bütün, yani alt tuşuna bastığında oyun içindeki bütün herkesin istatistiklerini falan görebiliyordum. Ranked Solo Recovered. Oyun bittikten 3 dakika sonrasında Recover'da bakabilirsin diyor. Şöyle yapalım. Bu neymiş? Aa, bu daha güzel. Niye bulmuyor? Neyse. Cornell. Türkiye. Buldum. Voleybol ne alaka? Voleybolla hiçbir alakam yok ki benim. Bir önceki oynadığım oyunu gösteriyor, güzel. Kazanma oranı en yüksek olan şampiyon neymiş? Jax. Tekli sıralı. KDA'sı Morgana'nın çok iyi diyor. 220 oyun oynanmışım ve %57 kazanma olasılığı, aslında kötü. Dereceli %60 kazanma olasılığı, kayıt mevcut. Mevcut maçın tekrarını kaydeder. Eğer oyuncu oyunda değilse sıradaki maçını kaydeder. Eğer maç 15 dakikan önce başlarsa. Sezon 9. Neyse. Biz şöyle yapalım. Hatta şöyle yapalım. Morgana alayım. Evet. Riot Games bir duyuru yapmış. Eylül ayı kafe turnuvaları başlıyor. Eylül ayı kafe turnuvalarında selamlar. Detaylar için okumaya devam edin. 7 ve 29 Eylül 2019 tarihleri arasında 4 hafta sürecek olan özel turnuva ödüllerine sahip olabilirsiniz. 1. ve 5. takıma kadar devam ediyor. 7500 Riot puanı çarpı 2 gizemli sandık ve falan filan. 7500 Riot puanı kaç TL'ye tekabül ediyor? Nereden bakıyor şuna? Buradan mı? RP satın al. 7500 ne kadarmış? Ne kadar bakıyoruz? 5300 artı bu. Yani 162 TL değerindeki ödülmüş. O da birinci olana, yani çok böyle bir şey değilmiş. Birinci haftada nerelere gidecekler bakalım. Kafenin adı Bursa Gaziantep diye devam ediyor. İkinci hafta Kocaeli falan, İstanbul Kadıköy, Antalya, İzmir yok mu? İstanbul üzerine yoğunlaşmışlar ve Bursa'da bile olmasına rağmen burada yok. Ups, son anda yak. Bozdum. Zaten Jesse Olaf'tan bahsetmeye gerek yok. Kendisi Türkiye'nin en iyi Olaf oyuncusu ve birinci sırada kendisi şu an. Bekliyorum seni. O gelene kadar ne yapalım? O gelene tekrardan başka videoya geçelim. Bu video bu kadar olsun bari.
İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.